Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda yazım kurallarını anlatmıştık. Şimdi de yazım kuralları ile ilgili soru çözümleri yapalım. İsteyen arkadaşlar soruların pdf'lerini açıklama kısmından indirebilir. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Alt için yine baktığımızda koskocaman kelimesini görüyoruz. Bu bitişik yazılmıştır arkadaşlar doğru bir yazımdır pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır. İkinci cümleye baktığımızda ya da bağlacını görüyoruz. Bu da değerli arkadaşlar her zaman ayrı yazılır. Bu da doğru bir kullanımdır. C seçeneğine baktığımızda su basınçlı olmadığından 5. kata çıkmıyor ifadesinde 5. kelimesini görüyoruz. Bakın nokta yok. Kesme işaretiyle ayrılmış. Fakat değerli arkadaşlar bu 5. şeklinde yazılır. Görmüş olduğunuz gibi burada i ünlüsünü kullanmadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. D kelimesine baktığımızda şofben yazmış. Bu da doğru bir kullanımdır. E seçeneğine baktığımızda da metotla kelimesini görüyoruz. Yine bu da nedir? Doğru bir kullanımdır. Doğru cevabımız demin de söylediğimiz gibi nedir? C seçeneği olacak. İkinci soruda mi soru edatı ile ilgili. Aşağıdakilerin hangisinde yanlış yazılmıştır diyor arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda havalar soğudu mu, kış kendini gösterdi mi oralarda ifadesinde görmüş olduğunuz gibi her iki sözcükten yani kendinden önceki sözcüklerden mi'ler ayrı yazıldığı için nedir? Burada kullanım doğrudur. B seçeneğine bakalım. Duydun mu? yöneticinin aidatları zimmetine geçirdiğini ifadesini görüyoruz. Burada da deminki söylediğimiz kurala aykırı bir kullanım var. Yani mu kendinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Yine diğer seçeneklere de bakmış olalım. C seçeneğinde polislerin adamı tutuklamalarının nedeni neymiş? Öğrendin mi ifadesinde mi ayrı yazılmıştır. Doğrudur. D seçeneğinde bu tür kitapları devamlı mı okuyorsunuz? Arada bir mi ifadesinde yine görmüş olduğunuz gibi mı kendinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonraki gelen sözcük de nedir? Ayrı yazılmıştır. Yine burada da aynı kullanım söz konusudur. Doğrudur arkadaşlar. Çocuklar verdiğin ödevleri zamanında getirebilecekler mi ifadesinde de mi yine ayrı yazıldığı için nedir? doğru kullanılmıştır. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır şeklinde sorumuz var. Seçeneklerimize bakalım. Karşıma birdenbire çıkınca ödüm patladı ifadesinde birdenbire değerli arkadaşlar nedir? Bitişik yazılır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçeneklere baktığımızda Onunla göz göze gelmekten korkardı herkes ifadesinde göz göze ayrı yazılır. Doğru bir kullanımdır. Yağla şekeri birebir katınca pasta güzel oldu ifadesinde bakın bu da nedir? Ayrı yazılır. Doğru bir kullanımdır. İsteklerimizi ardı ardına sıraladık patronu ifadesinde yine ardı ardına ifadesi de ayrı yazılmıştır. Doğru bir kullanımdır. Boşu boşuna emek harcamışız bu haylazı ifadesinde yani E seçeneğinde de boşu boşuna ifadesinin altı çizilmiş. Bu da ayrı yazılır. Bu da nedir arkadaşlar? Doğru bir kullanımdır. Dördüncü soruya geçiyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Film 16.45'te başlıyor acele edin cümlesinde. Bakın 45 fıstık çihabın şeysiyle bitmiş. Ne olması lazımdı arkadaşlar? 45T olması lazımdı. Bu yüzden nedir? Burada yumuşama yaptığı için yazım yanlışıdır. Varsayalım ki işini zamanında bitiremedin ifadesinde ise varsaymak arkadaşlar nedir? Bitişik yazılır. Burada ayrı yazıldığı için burada da yazım yanlışı vardır. Üçüncü cümleye baktığımızda kapıyı açtığımda yüzüme ılık bir rüzgar vurdu ifadesinde görmüş olduğunuz gibi sözcüğü benzeşmeye uğramadığı için yani sertleşmediğinden dolayı burada da arkadaşlar bir yazım yanlışı söz konusudur. D seçeneğine bakalım. Güzel mi güzel bir kaplıcıya götürdüler ifadesinde Herhangi bir yazım yanlışı görünmüyor. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Beşinci örneğe de bakalım. Kapıcı aidatları yatırmayanları uyardı cümlesinde. Görmüş olduğunuz gibi aidat değildir arkadaşlar. Nedir? Aidattır bu arkadaşlar. Bunun da nedir? Yazımı yanlıştır. Beşinci cümlede de ne vardır? Bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar. Beşinci soruya geçiyoruz. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Göl başındaki ifadesinde nedir? Özel isimler sonra gelen çekim ekleri kesim işaretiyle ayrılır. Bu yüzden de nedir? Doğru bir kullanımdır. Mogan Gölü'nün demiş. Değerli arkadaşlar bir önceki videomuzda konu anlatımı videosunda ne demiştik biz? Taşınamayanlar genellikle büyük olur demiştik. Mogan Gölü de taşınamayan bir unsur olduğundan dolayı nedir? Gölün G'si büyük yazılmalıydı. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktı. Diğer seçeneklere de bakalım. Su seviyesi son 10 gün içerisinde demiş. 10 gün ayrı yazılır. Doğru bir kullanımdır. Yağan kar ve yağmurla burada arkadaşlar herhangi bir yazım yanlışı yok. Birlikte 50 cm yükseldi ifadesine baktığımızda nedir? Bu da doğru bir kullanım olarak gözümüze çarpmaktadır. Altıncı soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin yanlış kullanılması yazım yanlışına yol açar sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Kadın alim diyerek sarıldığı yavrusunu bağrına bastı ifadesinde herhangi bir yazım yanlışı olmadığını görüyoruz. B seçeneğine baktığımızda Asansör ikinci kattan zemine hızla düştü ifadesinde kendisinden sonra gelen ıncince ikinedir kesim işaretiyle ayrılır. Doğru bir kullanımdır. C seçeneğinde 14'te yapılacak toplantı 19'a ertelenince küplere bindim cümlesini görüyoruz. Yine sayılardan sonraki gelen ekler kesim işaretiyle ayrılır. Doğru bir kullanımdır. D seçeneğine bakalım. TMO'nun buğday alımına başlaması için hükümetten izin bekleniyor cümlesini görüyoruz. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kısaltmalardan sonra gelen ekler kesmiş aletiyle ayrılır. Yine doğru bir kullanımdır. E seçeneğine baktığımızda ise Atatürkçü gençler cumhuriyete sahip çıkmalıdır ifadesini görüyoruz. Burada Atatürkçü yapım ekidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla yapım ekleri nedir? Kesmiş aletiyle ayrılmaz. Yazım yanlışımız nedir? E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Atatürkçü ifadesi bitişik yazılmalıydı. Yedinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. A seçeneğine baktığımızda onunla yan yana gelince saatlerce çana çalarız ifadesinde arkadaşlar yan yana sözcüğü nedir? Ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla burada yazım yanlışı vardır. B seçeneğine baktığımızda Rus çarı Deli Petro halkına zulmetmekten kaçınmazdı ifadesinde görmüş olduğunuz gibi nedir? Ünvan sıfatları büyük yazılır arkadaşlar. Deli'nin D'si nasıl olacaktı? Büyük yazılacaktı. Burada da bir yazım yanlışı söz konusu. C seçeneğine baktığımızda Türkçenin zor bir dil olduğu düşüncesine katılmıyorum cümlesini görüyoruz. Arkadaşlar Türk Türkçe yapım eki almış. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri nedir? Kesmiş aletiyle ayrılmaz. Burada da bir yazım yanlışı söz konusudur. D seçeneğine baktığımızda Çocuğun azı dişi hapse yapınca epey telaşlandık cümlesini görüyoruz. Burada herhangi bir yazım yanlışı göze çarpmadığı için nedir? Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. E seçeneğine bakalım. Çin Budizmin yayılmasını önlemek için sert önlemler alıyor cümlesini görüyoruz. Budizm nedir arkadaşlar? Bir din, Çinlilerin dinini ifade ettiğinden dolayı Budizmin B'si nasıl yazılacaktı? Büyük yazılacaktı değerli arkadaşlar. Bundan dolayı burada bir yazım yanlışı vardır. 8. soruya geçelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş arkadaşlar. Seçeneklerimize bakalım. Bir dostun değerini yalnız kalınca anlasın ifadesinde yalnız kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar yalnız böyle yazılmaz. Nasıl yazılır? Yalnız şeklinde yazılır. O yüzden de bunu elemiş olduk. 2. cümleye bakıyoruz. Bir takım elbisesi var. Hep onu giyer cümlesinde bir takım sözcüğü nedir? Ayrı yazılmalıydı. Çünkü bir takım, iki takım, üç takım şeklinde sayabiliyorum. Sayabiliyorsam değerli arkadaşlar ayrı yazılır. Yalnız belgisizlik anlamı verirse cümlede o zaman nedir? Bitişik yazılır arkadaşlar. Burada da böyle bir kullanım söz konusu olmadığı için bunun yazımı da nedir? Yine yanlıştır. Üçüncü örneğe bakalım. Bu söylentiler doğru da olabilir. Yanlış da ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar bir daha baktığımda burada herhangi bir yazım yanlışının olmadığını görüyorum. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. Bize 10 bin lira verdi. Kendi 15 bin lira aldı ifadesini görüyoruz. Bakın bu cümlede 10000 bin, Sayılar nedir arkadaşlar? Çek ve senetlerin dışında daima ayrı yazılır. Bu kurala aykırı olduğu için dördüncü cümleyi de elemiş olduk. Bir gün sen de anlarsın baba olmak ne demek ifadesinde? Burada da arkadaşlar şuradaki bir gün sözcüğü nedir? Ayrı yazılmalıydı. O yüzden beşinci cümleyi de elemiş olduk. Dokuzuncu soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Baş başa verip bu meseleyi hallettik cümlesinde. Baş başa nedir arkadaşlar? İkilemedir ayrı yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu'nun 73. kuruluş yıl dönümünü kutladık ifadesinde ise yıl dönümü ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. Nermin yengemin su böreği nefis olur ifadesinde ise akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Bu kurala uymadığı için bunu da elemiş olduk. Törene katılan Kaymakam Ali Bey halkı selamladı ifadesinde ise yani D seçeneğinde kaymakamın K'si nedir arkadaşlar? Büyük yazılmalıydı. Ünvan sıfatları büyük yazılır. O yüzden D seçeneğinde elemiş olduk. E seçeneğine baktığımızda ise çocuk mocuk demezdi. Herkesi azarlardı cümlesinde. Herhangi bir yazım yanlışı göremiyoruz. O yüzden de nedir? Doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. 10. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır demiş. Hatırlayacak olursanız ünsüz benzeşmesi neydi arkadaşlar? Fıstıkçı şahapla biten sözcüklerden sonra gelen C, D, G eklerinin sertleşerek Ç, T, K'ya dönüşmesiydi. Seçeneklerimize bakalım. Sıcaktan kurtulmak için ağacın gölgesine sığındık cümlesini görüyoruz A seçeneğinde. Bakın arkadaşlar hemen burada gözümüze çarpıyor. Sıcak dediğimde fıstıkçı şahabın K'si ile bitmiş. Dan ayrılma hal eki geliyor. Aslında ne olması lazımdı bunun? Sıcaktan şeklinde olması lazımdı. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? Bu kurala uymadığı için A seçeneği olacaktı. Diğer cümlelere de bakalım. B seçeneğine baktığımda çocukların güzel bir o oyun odası yaptırmıştı ifadesini görüyorum. Burada herhangi bir böyle bir yanlışlık söz konusu değil. C seçeneğinde film bittiğinde herkes gözyaşlarına boğulmuştu ifadesini görüyorum. Burada da böyle bir kullanım yok. Peşimden geldiğini çok sonra fark ettim cümlesinde. Yani D seçeneğinde de bu kurala aykırı bir kullanım söz konusu değildir. E seçeneğinde de kekliklerin ötüşünü duyabilmek için çalılara iyice yaklaştı cümlesini gördük. Burada da arkadaşlar bu kurala aykırı bir kullanım olmadığı için Doğru cevabımız ne olacaktı? A seçeneği olacaktı. 11. soruya geçiyoruz. Bu parçadaki numaralı yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Şeklinde bir sorumuz var. Parçaya baktığımızda 1963 den demiş. Arkadaşlar 63 fıstıkçı şahabın ç'siyle bittiği için ondan sonraki gelen den ekinin sertleşerek ten olması gerekiyordu. Bu yüzden nedir? Burada bir yazım yanlışı vardır. A seçeneğini elemiş olduk. İki numaralı sözcüğe baktığımızda 1974 E demiş. Burada herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Üçüncü sözcükte yalnız ifadesini görüyoruz. Daha önceki örneklerde yazmıştık hatırlarsanız. Bu nasıl yazılıyordu? Yalnız şeklinde yazılır. Çünkü kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Yalındır. Yalından geldiği için yalnız şeklinde yazılır. Burada da bir yazım yanlışı vardır. Dördüncü sözcüğe baktığımızda hiç kimse ifadesini görüyoruz. Hiç kimse arkadaşlar ayrı yazılır. Burada da bir yazım yanlışı söz konusudur. C ve D seçeneklerinde eledik. Kurmaya gayret ettim diyor. Burada da nedir? Yardımcı eylem yani etmek olmak fiillerinde oluşan birleşik fiillerde herhangi bir ses olayı olmazsa sözcükler ayrı yazılır. Bu sözcük bitişik yazıldığı için burada da bir ne vardır? Yazım yanlışı söz konusudur. Doğru cevabımız ne olacaktı arkadaşlar? B seçeneği olacaktı. Herhangi bir yanlış söz konusu değildir. 12. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır şeklinde bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Hemen seçeneklere bakalım. Sanıkların gözaltı süresi bir hafta uzatıldı cümlesinde gözaltı gözetim anlamı geldiği için nedir? Doğru kullanılmıştır. B seçeneğine bakalım. Ayak altında dolaşmamam için uyardılar beni cümlesinde ayak altı nedir arkadaşlar? Bitişik yazılır. Bu da doğru bir kullanımdır. C seçeneğine geçiyoruz. Konuyu ayak üzeri tartıştık ama çözemedik ifadesini gördük. Burada da arkadaşlar nedir? Ayak üzeri bitişik yazılır. Doğru bir kullanımdır. Buradaki manzara olağanüstü güzeldi cümlesinde ise olağanüstü nedir? bitişik yazılır arkadaşlar. Bu da doğru bir kullanımdır. E seçeneğine baktığımızda ise elimdeki dolma kalemi tam 500 lira verdim ifadesini görüyoruz. Dolma kalem kelimesinin altını çizmişler. Arkadaşlar dolma kalem bitişik değil, ayrı yazılmalıdır. O yüzden de doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 13. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangilerinin yazımı yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Birinci cümlede sağ olsunlar arayıp soruyorlar dostlarımız ifadesinde sağ olmak ayrı yazılır arkadaşlar doğru bir kullanımdır. Kimileri seyrettikleri filmlerden çok etkilenir cümlesinde yani ikinci cümlede seyretmek nedir? Bitişik yazılmalıydı seyretmek şeklinde yazılır. Dolayısıyla arkadaşlar bitişik yazılmadığı için iki numaralı cümledeki sözcükler yanlış yazılmıştır. Üçüncü cümleye bakalım telefonu kayıp olunca çok üzülmüştü ifadesini görüyoruz. Bakın kayıp olunca bu da yanlış yazılmıştır kaybolmak şeklinde yazılır. Bitişik yazılmalıydı. O yüzden 3 numaralı cümlede deki sözcükler yanlış yazılmıştır. 4'e bakıyoruz. Bu tür filmler beni sinir ediyor cümlesinde ise sinir etmek nedir? Ayrı yazılır. Doğru bir kullanımdır. 5. cümleye baktığımızda da kimseye muhtaç olmadan yaşayıp gidiyoruz ifadesinde muhtaç olmak da ayrı yazılır. Bu da doğru bir kullanımdır. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktı. 2 ve 3 numaralı sözcüklerin yazımı yanlıştır arkadaşlar. 14. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanan yazım yanlışı yoktur demiş. Hemen seçeneklere bakıyorum. Pekiştirmelerin, büyük harflerin, birleşik eylemin, sayıların ve kesmiş işaretinin kullanımından kaynaklanan bozukluklar varmış parçada. Parçaya da bir baktığımda arkadaşlar Fethiye Körfezi demiş. Bakın Fethiye Körfezi'nin K'si nedir arkadaşlar? Büyük yazılmalıdır. O yüzden büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. B seçeneğini elemiş olduk. Yine Fethiye Körfezi özelse burada ne olması lazımdı? Bir kesme işareti olması gerekiyordu. E seçeneğini de elemiş olduk. Devam edecek olursak simsiyah ifadesini görüyoruz. Simsiyah nedir? Pekiştirmedir. Burada arkadaşlar A seçeneğini de elemiş olduk. Çünkü pekiştirme burada nedir? bitişik yazılmalıydı. Yine gökyüzü ifadesinin de bitişik yazılması gerekiyordu arkadaşlar. Işıldayan yüzlerce yıldızın büyüleyici güzelliğini kaçırmamak için gözlerimizi kırpmadan gökyüzünü saatlerce seyrediyoruz. Bakın seyretmek bitişik yazılır. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Ses düşmesi oluyor arkadaşlar burada. Bunun da bitişik yazılması gerekiyordu. Yani C seçeneğinde elemiş olduk. Geriye de D seçeneği kaldığı için arkadaşlar nedir? Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra videoyu beğenip bildirimlerini açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize kolay gelsin.